konuşamıyor, bilmem ne demiyor ama çünkü beyin ölüyor. Ruh beyni kullandığı için beyin öldüğü zaman ruh vücuda müdahale edemez. Elini kıpırdatamaz, gözünü kıpırdatamaz, dilini kıpırdatamaz, konuşamaz. Aslında konuşuyor da işte dil dönmediği için biz anlamıyoruz. Yani ruh bedeni terk etmeden ölüm vuku bulmaz. Anlatabiliyor muyum? İnsanın ölmesi için ruhun melekler tarafından koluna girip hadi eyvallah deyip çekip gitmeleri lazım. Yani şu konuşan, bakan, düşünen, gülen, ağlayan bu insan çekip gider. Geriye sadece bu beden kalır. O bedende zaten ne güler, ne ağlar, ne hisseder, ne duyar, ne bir şey. Hiçbir halt olmaz. Toprağın altına koyan çürür gider. Yani şu bizi canlı tutan şey ruhtur. Anlatabiliyor muyum? O gitti mi hiçbir şey kalmaz geriye bir numara. Ne güzellik, ne çirkinlik, ne burnu uzun, ne burnu kısa, ne gözü güzel, ne ağzı güzel. Hepsi böyle donar kalır, bitti. O kadar. Evet, Selim Köse ne demiş? Bakalım bir şöyle. Kadir Mısıroğlu falan geçelim. Ya yukarı gidiyor yazdıklarınız. Dolayısıyla tam iyi göremiyorum ben. Bu tarz yerlere gitmek doğru mu? Selam hocam, besmelesiz yemek. Onu okuduk. Fatih Akpınar. Bu tarz yerlere gitmek doğru mu? Metafizik mi oluyor bu tarz hocalar? Birkaç ders verdi hocalar. Onları yapınca bir daha olmaz dedi. Ne kadar doğru böyle yerler? Şimdi böyle yer dedim mi? Daha önce yazdığım bir şey mi var senin? Bilmiyorum da. Ya doğrusu da var, sahtekarı da var. Yani bunu şu anda biz gittiğin yeri bilmediğimiz için gittiğin yer kötüdür diyemeyiz yani. Bilmediğimiz bir şey için burada hüküm veremeyiz. Sahtekarına düşersen sahtekarı vardır. İyisine düşen, ha iyisine düşmek de mutlak çözüm değil. Niye? Adamın ilmi yetmez. İyi niyetlidir. İlmi vardır ama ilim yetmeyebilir. Çözüm olmaz, çözüm olmayabilir. Niye olmaz? Takdiri ilahi vardır bir de. Yani sen şimdi doktor doktor gezersin bir hastalık için. Ama Rabbim eğer senin şifanı nasip edecekse doktorun biri bahane olur. Vasıta olur. Hangi hocaya gidersen git. Eğer senin o şeyine çözüm olmayacaksa 10 tane hoca da gitsen onu da bir araya gelse gene çözemez. Bu biraz itikat mevzu. Yani iman ve daha da ötesi itikat mevzu. Yoksa hastalık vardır. Bismillahirrahmanirrahim dersin. Allah rızası için bütün yüreğinle adamın alnını biraz okşarsın. Hastalığı geçer. Ama hastalık vardır. Hatim de indirsen geçmez. Yani psikolojik hastalıklardan bahsediyoruz tabii. Biyolojik hastalıklardan bahsetmiyoruz. Onun için Fatih Akpınar bu tarz yerlere gitmek doğru mu derken metafizik alanı farklı bir alan. Şifa duası yapmak, okumak bunlar farklı bir şey. O metafizik anlamına gelmez dua işi. O ayrı bir şey. O Allah'tan istemek. Birbirinize dua edin diyor ya Allah. Metafizik alan farklı bir alan. Ya o cinlerle ilgili bir alan. Orada duadan çok cinlerin telkinini kullanmak var. Anlatabildim mi? Orada dua ya gerek yok pek. Bu neye benzer? İşçi kullanıyorsun. Bir işi yaptırmak için. Evet, Selim Köse, yemek nimettir. Yemeğe kusmak, işemek falan söz konusu olamaz. Bunlar hurafedir. Yıldırım kardeşim, ancak her işin başında her daim besmele çekmek güzeldir demiş. Eyvallah. Şimdi ya cinler zaten bizim yediğimiz yemeği yemez kardeşim. Ne işi var bizim yemekle onların ya? Onları bizimle aynı kategoriye koymanın bir anlamı yok ki. Yaratılış hikmetleri farklı. Evet. Fatih Akpınar üstad yukarıdaki parça bir şey yazdım okumadım diyor. Şimdi Fatih Akpınar yukarıda ne yazmışım bir bakayım da okumamışım demek ki. Ha nerede? Hani
Yo, burada bir tek senin bu tarz yerlere gitmek doğru mu şeklinde girişin olan yazı var. Yukarıda yazı yok. Yukarıda öyle bir yazı yok. Evet. Şamir aleykümselam. Mete Çetin, babamın yarını yedisi yeni kaybettik. Hiç acı çekmeden nefesini verdi. Kalbi durdu. Böyle ölümlerin bir hikmeti var mıdır? Bütün ölümler hikmettir kardeşim. O da acı çekmedi. Sana göre çekmemiştir. Çekmediğini nereden biliyorsun? Acı çekmez olur mu? Ölüm basit bir şey değil. Ama az çeker, ama çok çeker, ama çeker. Bunu biz bilemeyiz. Ayet ne diyor? Bir kişinin öleceği zaman ona sizden daha yakın olan biziz diyor Allah. Onun sesini siz duymazsınız. Ölüm melekleri geldiğinden sonraki süreçte yanında oturanlar bilmezler. O kişinin ne çektiğini bilmezler. Ha sen şöyle anlarsın. Yüzü huzurludur. Rahattır. Tamam, o güzel bir ölüm. Elbette yani o güzel bir ölüm. Şimdi burada yine de o bir acı çeker ya. Çünkü canın bedeni terk etmesi, sökülüp alınması kolay değil. Ama güzel bir ölümdür o. O tür ölümler. Mekanı cennet olur inşallah. Ne diyelim? Hepimiz öleceğiz. Bizim babamız da öldü. Benim babam da oturduğu yerde öldü. Öldüğünü zor anladılar yani. Yemeğe kaldırmaya gidiyorlar. Yemeğe çağırmaya gidiyorlar. Ya öleli saatler olmuş, haberi yok kimsenin. Oturduğu yerde oturuyor. Halen oturuyor yani. Benim bacım gidiyor. Baba kalk yemeğe gel diyor. Babam kımıldamıyor. Baba kalk yemeğe diyor. Babam kımıldamıyor. Yanına varıyor ki ölmüş. Ses de daha yok. Sessizce gitmiş. Kamil Usta. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olur inşallah. Rabbim acılarını vermesin. Rabbim öte dünyada üzmesin. Dua ederiz. Böyle dua ederiz. Yapacak başka bir şey yok. Yarın biz de ölürüz. Kim bilir kimler arkamızdan neler söylerler. Bu videoları izler izler adam. Kimi mekanı cennet olsun der. Kimisi iyi ki geberdi der. Hayat böyle bir şey işte. Ölüm kimini sevindirir, kimini üzdürür. Ama en önemlisi ölüm sahibine hikmettir. Mekan değişimidir. Ben şimdi çok merak ediyorum öte dünyayı. Nasıl bir yere gideceğim? Kimlerle karşılaşacağım? Anamı babamı görecek miyim hemen buradan gider gitmez? Acaba diye böyle merak ediyorum. Evet. Burhan Teyin. Osmanlı Devleti'nde müneccimlik müessesesi devlete ne gibi faydalar sağlamıştır? Müneccimlik metafizik istihbarat anlamına gelir mi? Gelir tabii. Yani müneccimlik, medyumluk. Müneccimler biraz daha farklı tabii. Medyumlarınki biraz daha farklı. Onların çalışma biçimi farklı. Ya elbette devletler bu tür şeyleri kullanırlar. Bütün devletler kullanır. O bir sadece Osmanlı'ya ait bir olay değil. Bugünkü devletlerin de tamamı kullanır. Ama bunu halk bilmez. Bunlar açıktan yapılan işler değildir. Yani devlet kalkıp da bir adamın medyumluğuna bağlamaz tabii devletin kaderini. Şimdi medyum nedir ya da müneccim nedir? Bir ön bilgi almaktır. Bir olay karşısında bir ön bilgi. Mutlak doğruluğu yok. Bir ön bilgi. İşte bu ön bilgiyi alınca en azından o kişiye, yani oradaki o görevli insanların için bir aklama tahtası bilgisi olur. Anlatabiliyor muyum? Merih Yıldırım, hocam bir soru sorabilir miyim demiş. Tabii sormana gerek yok, sorabilirim. Yani devletlerin tamamı da, yani gidin bir Kızılderili kabilesinde bile, aşirette bile bunlar vardır. Ya bunu reddetmenin bir anlamı yok ama buna bel bağlamanın da bir anlamı yok. Şimdi bu bir bilgidir. Bu da bir hikmettir zaten. Ama tabii şimdi cinlerle anlaşarak büyü yapmak falan bunu kast